Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Kasa'nın 27. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde özel bir şey yapacağız. Ekstra sales'a gireceğiz çünkü. Gerçi bir parçasını craft ettim bile. Fluid Storage. Ve Fluid Interface. Peki bunlar ne işe yarayacak? Fluid Storage nasıl tahmin edebileceğiniz bir şey? Sıvı taşıyor. Aynı storage'ın sıvı taşıyanı. Aslında seni emin chest'e koyabilirim. Neyse, uğraşmayalım. Bunun yanı sıra bana bir adet de fluid storage monitör lazım. Pardon, storage monitör değil. Fluid terminal. Tabii senin için öncelikle şu lazım, senin için de bu lazım diyecektim ki bitmişsin. Bunun dışında şu arkadaşımızla işlendi falan. Steel play. Şimdi pipe'lara bir bakalım. Fluid pipe'lara. Aslında Buildcraft pipe'ı da kullanabilirim. Ya da direkt stainless steel pipe. Evet. Stainless steel pipe. Yok, Buildcraft pipe'ı. Tip başı. Hemen bir hesaplayıp geliyorum. Evet, geri geldim ve gold pipe kullanmaya karar verdim. Sebebine gelecek olursanız, steel pipe her ne kadar daha avantajlı olsa da o kadar da gerekli değil. Sonuç olarak gold pipe kullanmaya karar verdim. Bunun yanı sıra bana başka ne lazım olacak? Golden, evet, ME Cable. Şimdi, basitçe ne yapacağız diye soracak olursanız, uyuyacağız. Evet. Uykumuzu da aldığımıza göre ve Enderman'imizi gördüğümüze göre şimdi şuraya gelelim. Selam. Ve seni yerleştirelim. Göreceğiniz üzere steam dolmaya başlayacak buna. Ardından bir de seninlerden geçirelim. Şuradan geçirelim. Ve tüm steam storage cell'imize aktarılıyor. İstediğimiz şey de buydu tam olarak. Sonra geliyoruz bu tarafa. Şu arkadaşa da aynı şeyi yapacağız.
bu yüzü kullanalım. Evet. Gel. Sonra da sizler de gelin. Aslında düşünün de daha iyi bir hat söz konusu. Evet, bu hat. Tabii böyle ufak bir sorunla karşılaşıyoruz bir yandan ama önemli değil. Evet, bağladık. Ve artık enerjimiz Steam olarak depolanıyor ve bu depolanma evimizde yapılıyor. Bize bir adet fluid terminal lazım. Tabii öncelikle. Onu da nasıl craft edeceğiz? Öncelikle fluid terminal. Senin için bir adet sen lazımsın. Ardından da sen yukarıdaki chestlerde yer kalmadı, değil mi? Sen nereye kaydetmeye çalışıyorsun bunları? Ha. Demek böyle bir olay söz konusu, ha? Steam kaydedebiliyormuşuz. Bir, iki, üç, dört. Bir yer yok. Peki, bu bize ne sağlayacak? Şimdi Storage bus.
Evet. Hadi bakalım. Ve ayrıyetten ufak bir şey yapıp şuradaki bağlantıyı kesmem lazım. Ah. Excel Sales. Kafan güzel. Bu yapmaman gereken bir şeydi. Şimdi şuradan Steam diye aratırsak da çıkmıyor. Evet. Böyle saçma bir bug'la uğraşıyoruz. Aman ne güzel. Ohohohoy oy 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 sen ayrı bir şey güzelmişsin. Şimdi Blacklist Steam Blacklist yok, sana gerek yok. Sen zaten whitelist moddasın. Blacklist Steam Blacklist Steam Blacklist Steam. Ha dur. Blacklist mi? Ya Steam Blacklist Steam. Blacklist Steam. Şimdi. Depo yöntemini değiştireceğim. Dijital tank. So, bunun için data orb lazım. İçinde 8 emerald ya da olivine plate. Ve bunun için plate cutting machine.
Hepsini inventory'e alacak ki tabii ki de. Bunu bilsem Beryl'da saklardım. Ah. Hadi şimdi bakalım hiç bir yere Steam doluyor mu? Evet. Merhabalar, ben Köfteci Köfte, dünyanın chest'e gaz taşıyabilen ilk insanı. Tamamdır. Chest'lere dolmuyor. Aşağıda devam ediyoruz sanırsam crafting'imize. Evet. Emi fluid terminal. Tabii senin için. Evet, bu lazım. Ve bunlar lazım. Yukarı koyacağım tabii ki de. One kilo bucket. Evet. Ve şimdi öncelikle enerji üretimimizi taşıyalım. Enerji üretimi en iyi nereye gider? Şimdi şu dışarıda dursun. Peki. Bunu buradan nasıl taşıyacağız? Asıl sorumuz şu an o. Basit bir yöntem var aslında. Fluid export bus. Tabii emi kablomuz kalmadı. 9. Fakirliğin gözü çıksın. Hammer. Hadi bakalım bu sefer. Evet, alabildik. Şimdi daha fazla fluid dust yapabilmek için neticede kabloya ihtiyacımız var. Evet, umarım işimizi görür diye umuyorum.
Şunu şöyle şuradan taşıyalım. Bakalım bu arkadaş direkt olarak BC pipelarına çıkış verebiliyor mu? Deneyip öğreneceğiz. Şimdi bizim terminalimizden bir adet Steam almamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? İlginç bir soru değil mi? Glass bottle. Evet, bir adet Steam bottle'ımız var artık. Ve bir adet de arka kapımız var. Evet, gayet güzel aktarıyor. Ama 1000 milibakıt yetmiyor olabilir. Evet, yetmiyor. Wrench'im yanımda mı? Hayır. Evet, bu oluyor. Şimdi bakalım şu anki durumda kaç EU kullanıyor. Çok mantıklı bir seçenek olmadı gibime geliyor. Şunu deneyelim. Bu da gayet güzel çalıştırıyor. Hatta bir şey test edeceğim. Sen %100 çalışabiliyor musun? Şimdi %100 çalışabiliyor musun? İki türlü de %100 çalışmıyor. Hiç çalışmıyorsun. O zaman ne öğrendik? En azından bunlar için direkt olarak Steam kaynağına bağlı olmaları lazım. Zor yoldan öğrenilmiş bir ders. Ama aynı şey motorlarımız için geçerli değil. Motorlarımız daha ilginç yöntemler kullanacak. Daha ilginç yöntemlerde derken bu yeni ve tuhaf yöntemimizi. Hey. O zaman ben sizleri kaldırıyorum ve şu arkadaşlarımı yerine geri koyuyorum. Hop, hop. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü köftenin günler. İyi eğlenceler.